ki faydacılık diye bir düşünce İslam'da yok. İslam'da gerçekleştirilmesi gereken tek değer Allah'ı razı etmek. Allah rızasıdır. Bundan başka değer yoktur. Ticaretinizde de eğer bu değeri gerçekleştiremiyorsunuz, gerçekleştiremiyorsanız kazandım sanmayınız. Cehennemden ateş, azap kazandınız. Bu kazanç mıdır? Evliliğinizde hanımınıza iyi muamele etmiyor, onun hakkına riayet etmiyorsanız ya da o sizin hakkınıza riayet etmiyorsa bu kazanılmış bir şey değil, cehennemden ateş kazancıdır bu. Yaptığınız sözleşmeye riayet etmiyor, hakkını yerine getirmek istemiyor, komşu hukukuna riayet etmiyorsanız cehennemden azap kazanıyorsunuz demektir ki bu kazanç olamaz. Kumardan kazanılanın kazanç olmadığı gibi. Bizatihi mal sayılmayan domuz etinin İslam nazarında ya da içkinin insana kazandırdığını sandığı şey ancak cehennem azabıdır. Cehennem ateşinden bir kordur, bir azaptır. Bu itibarla Müslüman kazanç olarak milletvekilliğini görmemeli, kazanç olarak bakanlığı görmemeli, kazanç olarak filan yerde genel müdür olmayı görmemeli, şurada çöpçü olmayı kayıp olarak görmemesi gerektiği gibi, şurada küçük bir memur olarak kalmayı kayıp olarak görmemesi gerektiği gibi. Müslüman için tek kazanç Allah'ı razı etmektir, Allah rızasıdır. Tek kayıp da en önemli, yani birinci derecede kayıp da Allah'ın azabını kazanmaktır. Onu razı etmemektir, edememektir. Müslüman her işinde, siyasi davranışlarında, ticari davranışlarında, ibadetlerinde veya taatinde, aile hukukundan komşu hukukuna kadar, ekonomik hayatından ziraatına kadar, hayvanına yük yüklerken veya yolda insanları rahatsız etmesi muhtemel bir taşı dikeni yolun kenarına çekmeye varana kadar ya da umursamamaya varana kadar her işinde mutlaka Allah'ı razı etmeyi, yani bu hedefi gerçekleştirmekle mükellef olduğunu bilen kimse demektir Müslüman.